Dairesel çoğaltmayı göreceğiz. Dairesel çoğaltma için ilk önce ön düzleme girdim ve böyle bir skeç çizdim. İki tane dikdörtgen bir de çizgi. Artık bunu çizebilirsiniz. Sonra unsurlara geldim. Döndürerek katlamaya bastım. Eksen neresi olacak diyor. Bunu seçtim. Hangi şurayı bir temizleyin. Özellikle buraya tıklayın. Eksen olarak bunu seçtim. Hangi kontürleri alacağım? Bunu ve bunu dedim ve onayladım. Evet, eğer bunu şöyle çizseydiniz de aynı yere varırdı. Dikkat edin. Edit sketch. Ama daha hızlı olurdu. Ne demek istiyorum? Bunu eğer ben bir eksen çizgisi olarak çizseydim. Seç, sil. Mekes çizgisi. Güzelmiş zannettim. Ve eğer gelip şurayı da eklemeseydim çizimime, bunu line'lardan oluştursaydım ya da böyle bulasaydım, döndürerek katlamaya gelince tak diye otomatik olarak yapacaktı. Niye? Eksen çizgisi olduğu için bunu merkez alıyor. Kapalı kontür seçmekle uğraşmadığı için tamamını alıyor ve işte tata bitti. Şimdi ben bu çizimi yaptım. Bu çizim üzerinde hemen gelip bir delik ekliyorum. Diyorum ki keşke bu deliklerden daha çok olsaydı. Şuradan geçecek eksenleri kapatayım. Sizde de kapalı çünkü birazdan açacağız. Şimdi çizdiğim bu şekli dairesel olarak çoğaltmak için gidip dairesel çoğaltma komutuna basıyorum şunun altından. Diyor ki neyi çoğaltacağım? Diyorum ki bu deliği çoğaltacaksın. Hangi eksen etrafındaydı? Şurada söylüyorsunuz. Gelip ister bunun dışına basın. Bakın çoğalttı. Şunu 4 değil 6 yapalım veya 5. İsterseniz gelin bunun içine basın. Yine çoğaltır. İsterseniz de görünüm geçecek eksenleri açın ve ekseni seçin bu sefer bunun için. Hepsinde aynı işlemi varıyor. Şuraya 360 derece değil de 240 yazarsanız 240'ın içinde 6 taneyi çoğaltıyor. Görüyor musunuz? Eşit aralıkla olanı kapatırsanız direkt 240'ın içine bunları dağıtıyor bu şekilde. Eğer sıfırdan girersem ne demek istediğimi daha rahat göreceksiniz. Geldim, eşit aralığı kaldırdım ve sadece 6 tane istiyorum. Neden 6 tane istiyorum? Şundan. Hangi eksende? Bunda. Bakın, eşit aralık demediğim için 15 derece ucuca eklendiler. Eşit aralığı işaretledim, çoğalttı. 8, 8. Tabii ki yine gövde ve yüzeyleri seçebiliyoruz. Bilmeniz gereken diğer şey, tam ön izleme alayım bu arada. Atlanacak öğeler, skip the instance diyor İngilizcesi. Aynen lineer çoğaltmadaki gibi isterseniz 3. ve 4. aradan çıkartabiliyorsunuz. İşleme tamamla dediğin zaman sadece bunları çoğaltıyor. Bu bir delikti. Peki, delik değildi. Katı bir unsur olsa ne yapacağız? Örnek. Mesela dişli oluşturacaksınız. Misal. Bu arada görünümden geçecek eksenleri kapamayı unutmayın. Bu çizgiler gözükmesin. Dairesel çoğaltma. Eksen olarak bunun dışına dokunuyorum. Bunun kendi ortasından geçeni alıyor. Çoğaltılacak unsur olarak da buna dokunuyorum. Ve patlıyorum. Çünkü unsuru seçmem lazım sadece. Unsur olarak gelip ister unsur ağacından şunu tek başına seçin. İsterseniz de gelip sadece bu unsura dokunun. Seçeceksiniz. Tamamına değil. Ve bunu da kendi başına sadece 7 tane ya da 6 tane çoğaltıyorum. Dairesel çoğaltma bu kadar basit. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.